Seni çok seviyorum ve bugün seninle konuşacağım baş başa. Bir yemeğe gideceğiz veya başka bir yere gideceğiz, ormana gideceğiz. O da içimizden nereye gelirse oraya gideceğiz. Oyuncu Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olan ve katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan hayatını ve adını değiştirdi. Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım sözleriyle dikkat çekti. Sabah programında yaptığı dansla ünlenen Meriç Erkan'ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Temmuz 1969 Samsun doğumlu olan Meriç Erkan ilk öğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyurdu. Erkan evlilik programları çıktığı ilk dönemde herkes tarafından merakla izleniyor ve takip ediliyordu. Kimi isim programın reytingini yükseltmek için kavga çıkardı. Kimisi ise şekilden şekle girerek sosyal medya fenomeni oldu. Son zamanlarda iş daha da büyüdü ve dizi piyasasında oyuncu kalmamışçasına bu programlarda evlenmeye gelen kişiler oyunculuğa soyundu. Peki bu izdivaç dünyasının gerçekleri neydi? Nasıl şöhret olunuyordu? İzdivaç programlarına katılan Meriç Erkan programdan ayrıldıktan sonra tüm gerçeği gün yüzüne döktü. Esra İrol'un sunduğu program hakkında itiraflarda bulundu. Anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra İrol'un sunuculuğunu üstlendiği Esra İrol'da programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan programın mutfağını gözleri önüne serdi. Meriç Erkan evlilik programları adı altında oradaki gözde ve revaçta olan oyunculara haftalık para ödendiğini ve insanların evlilik programı adı altında %90'ının kurgu olduğunu, tamamen dizi konseptine geçmiş oyunlarla halkı kandırarak gerçekmiş edasında servis edildiğini söyledi. Meriç Erkan sözlerine şu şekilde devam etti. Biz de şov adamıyız, evlendirilmemiz düşünüldü ilk başta. Ciddi bir şekilde lanse edildim. Reytinglerin düştüğü zamanlarda benden eski ekran kimliğimden esintiler istendi. Dans etmem, çılgın çılgın hareketlere bürünmem söylendi. Olayın akışında bu mekanizmanın bir parçası oldum dedi. Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı. Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım diyen Erkan, kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti dedi. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz. Bana şimdi çok basit geldiği için, ya nasıl yaşamışız böyle ya? Son görüntüsüyle herkesi şok etti. Üstelik ismini Mahmut Erkan olarak değiştirdi. Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak istediğini dile getirdi. Erkan, pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var diye konuştu. Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim şovmenlik vesaire. Tabii insan. Bu bir konsept değil, bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma. Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz dedi. Erkan, Rabbim diyor ki bir günahına tövbe edip onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim. Ben de diyorum ki o sözünden dönmez. Ama ben haylazlık yaparım, günahlarıma devam ederim, tövbemi bozarım. Cezamı da hak ederim o zaman ifadelerini kullandı. Evlilik hakkındaki soruya da yanıt veren Erkan, evlenmek olabilir tabii, nasip, kısmet. Tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak. Yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift görünüşüyle de, hareketle de Müslüman topluma faydalı olacak. Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten dedi. Meriç Erkan son haliyle dikkat çekerken özel bir platformda bulunduğu açıklamalarla da sosyal medyanın gündemine oturdu.